takalım abi. Merhabalar. O tarafa gidiyorum abi. Abi takma. Röportajını çıkardım. Aynen. Efendim? Röportajını çıkardım. Ay çok pardon, hemen maskemi takamam. Arabadan indik çünkü. Maske takmadan. Evet. Arabadan indik. Telefonla konuşurken sizce kadın nasılsınız? Arabanın iyi sorun. İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Yeni aşılarımızı olduk. Çıktık. Üçüncü mü oldunuz? Üçüncüyü olduk. Aynen. Koştur, ya böyle koştur. Bir de dizgiye de ara verildi. Yani evet ama devam ediyoruz. Aynen. Şükür hepimiz şu an gayet iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Bir öyle bir şey yaşadık ama çoğu dizide de oldu bu. Şu an etrafta çok felaket bir salgın mevcut. İnşallah siz iyisiniz. Yok iyiyiz. Ben de yeni oldum aşımı. Aynen. Aa, bir şey yaptı mı? Biraz ağrı yapıyor kolda. Ay, ya onu yapmıştı başka bana. Başka bir şey olmadı. Biraz da grip gibi oluyorsunuz ama bir gün sürüyor, geçiyor. Ben de Nazen'in bir bireyim böyle biraz etkiliyor beni. İnşallah bu sefer etkilemez. Yeni set olmak ihtimali var. Siz nasıl? Sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Hemen diziyi sorayım. Çok başarılı. Evet. Maşallah. Teşekkür ederiz. Herkes arasında çok mutluyuz. Beklenenin çok üstünde bir oyun, yani oyunculuk ve rating diyelim. Güzel ekip oldu, olarak. Evet. Yani biz ekip olarak çok mutluyuz. Gelen senaryolardan çok heyecanlanarak okuyoruz hep. Ya ama niye ekip olarak beklemiyordunuz? Bomba gibi ekibimiz var bizim. Ya evet evet, evet. Ama gerçekten yani siz biz umut ediyoruz, biz ümit ediyoruz bir şeyler olsun diye. Gerçekleşince biz de Allah Allah falan diye hep çünkü biz geçen gün Pınar Hanım'la röportaj yaptığımız dedik ki bu kadar beklemiyoruz. Evet yani hepimiz yani çünkü insanda şöyle bir şey oluyor. Yani iyi olacağını düşündüğünüz bir şey evet iyi reaksiyon aldığında çok iyi gidebiliyor ama çok iyi reyting aldığında böyle ekstrem bir şey yapmış oluyor. Şu an öyle bir şey yaptı bizim dizi. Siz bekliyor muyuz bu kadar? Ben sizin için soruyorum ama hani bu kadar iyi olmasını. Yani ben çok böyle enerjiye inanan biriyim. Öyle yaşıyorum hayatımı. Geçen sene Ocak, Şubat mıydı? Kış ayıydı. Ben yargıya girmek istiyorum falan. O zaman dizim vardı yani. Biliyorum, ne evet. Alaka? Evet öyle bir şey olmuştu. O yüzden de hep çok yüksek hissettiğim için çok iyi olacağını tahmin ediyordum ama hiçbir zaman bir sayı vermedim tabii. Yani niye kısıtlayayım? Çünkü niye 10 diyeyim? Ya 11 olursa? Bir de öyle bir hal aldı ki her hafta bir aksiyon, bir bilmece, bir karmaşa yani kim ne oldu, ne bitti. Biz de şok olarak değil okuyoruz yani. Böyle. Çağır mesela bazen ben de senaryo okuyor oluyorum. Böyle ha falan diyorum. Yine mi? Ben yine falan diyorum böyle daha okurken yani. Bir de çok ünlü hayranlarımız var. Mesela Demet Hanım sürekli dizinin çok yoğun takip ediyor. Çok seviyor, çok mutlu oluyor. Mesela geçen evet. Bir rol için işte ölen arkadaşınız, izlenen arkadaşınız evet, öldü mü falan. Onur Bey evet. Onur için evet, yazmış. Hikayeden öyle paylaşıyor. Öyle şeyler yazmıştı. Evet ben de gördüm sosyal medyada. Aktif takip eden çok arkadaşım da var. Yani bütün aile bireyleri de öyle. Bir de bazen mesela soruyorlar ya söyle söyle. Diyorum ki gerçekten biz de bilmiyoruz şu an ne oldu. Yani senaryo daha gelecek yarın falan. Anne bile inanmıyor yani ona. Bunun haricinde siz neler yapıyorsunuz? Valla iyi işte yani gayet iyi gidiyor şükür. Koşturuyoruz. Bir mini köpeğimiz var. Onunlayız genelde. Resim, müzik. Şimdi magazine sorulur ya bir resmiyet olacak mı? Şimdi sevgili olurlar ne zaman evleneceksin? Evet, sessiz evlenirsin ne zaman çocuk olacak? Çocuk olunca ikinci çocuk. Evet, evet. Arkadaşlar biz salınıyız ama. Ama bu klişe artık. Yani evet, mecbur, bu klişe. Siz de çok sessiz duruyorsunuz işte da. Yani. O öyle biri. Ben de yok, estağfurullah. Mutlu ilişkinin sırrı o. Biri konuşuyorsa öbürü konuşacak. Biz de konuşan tarafı. Dün geliyorsunuz yani. Tamam. Dün geliyorsunuz. Var mı bir resmiyet? Peki öyle sorayım. Yani evet. Resmiyet vermez. Ben anlaşalım bak böyle. Konuşulmuş bir şey yok. Bakalım neler mümkün. Hayat paralel gidiyoruz. Mutluyuz. Biz de mutluluk arz ederiz. Aynen. Yeni yılı soralım hemen. Evet. Ne yapacaksınız tatil? Vallahi hiçbir şey yapmayacağız. Hele ki etraf bu kadar kalabalıkken dedik ki evimizde oturalım. Güzel. Çok hızlı yayılıyor ya. Evet. Bir de son omikron. Yanlış yapalım. O yüzden gerek yok. Daha kutlanacak çok yılbaşı var. Aynen. Evde geçirmek en mantıklısı olacak şu anda. Sıkıntılı bir duruma girmeyelim. Tepkili çıkışı olacağız herhalde anladığım kadarıyla. Ya evet çok bir şey yapmadık. Ya bir de aktif olarak ikimizin de şu an seti var. Ve dolayısıyla onun bir sorumluluğunu almak gerekiyor. Çünkü ister istemez 150-200 kişilerle çalışıyoruz. Yani işte o sette de gidebiliyor falan. O yüzden dedik ki evimizde oturalım köpeğimizle. Yemeğimizi yiyelim. Evet. Öyle, o şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi de izleyeceğiz abi. Oradan geliyor. Aynen. Aman aman. Tezeleceğiz. Bir de
maskesini rica etsem olur mu? Ya olur. Maskesi de almasam olur. Olur olur tabii. Ne olur. Tabii. Çok herkese bilinçli olun deyip ben telefonla öyle gezdim. Ben kendime kızdım orada aynen. Da o yüzden. Haberin altına çünkü yazıyoruz. Rica ettik çıkardılar diyor ya. O yüzden söyledim. Evet, şey değil. Rica ettik. Onu bir rağmen bile çıkarmadım. Bir soru değil. Öyle de çıkarttık. Hayvanlarla alakalı. Evet ya biz öyle çok, çok hayvan sever bir. Girersek iş magazinden çıkar abi. Ben çok doluyum o konuda. Sokak evet. Hayvanlarının toplanması, evet. Katli falan. Aynen onlar için de diyeceksiniz. Bugünlerde çok birçok kısımda paylaşım yaptı. Ya alınması çok gereken önlemler önceden alınmayıp sonradan başka önlemler alınmaya çalışılıyor. O da başka şeyleri doğuruyor falan. Belki niyet iyidir. Ancak iyi sonuçlar doğurmuyor. Dolayısıyla biz hiçbirini sahipsiz bırakmadık. Hala da sahipsiz sizin değiller. Sizin de köpeğiniz vardı. Evet, aynen öyle. Hep köpekli büyüdüm ben. Sokakta da bir sürü hayvanımız var. Aynen. Evimizin bahçesinde bir sürü kedimiz var. Dışarıdaki köpeklerimiz var. Burada zaten çok fazla biliyorsunuz köpek. Yani buranın, mahallenin köpekleri var. Ben birini hatta ilk taşındığımda şey zannettim. Sahipsiz zannettim. Hemen gittim yanına biri şey dedi. Ne yapıyorsunuz siz falan dedim. Ben sahipsiz zannettim hani bir bakayım falan. Yok sahibi var. Burası onun sahibi. Yani bu kadar baktığımız bir yer. Belki hep biz bilinçlenebiliriz. Aynen çok teşekkür ederim. Bu fotoğrafı aldım. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Sağ olun.